Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Süreyya Temel, Radyo Ki'de Güne Bakış programına katıldı. Uçmayı biliyorsa çocuğumuz bırakın uçsun, ona denize sokmayalım, aksi halde boğulur. Dekan Profesör Doktor Süreyya Temel, öncelikle Güzel Sanatlar Fakültesi hakkında bilgiler verdi. Fakültemizde 9 bölümümüz var. 6 tane plastik sanatlarda, fotoğraf, geleneksel Türkiye sanatları, grafik tasarım, heykel, resim, seramik olmakla beraber sahne ve görüntü sanatları var, müzik bölümümüz var, performans ve müzikoloji ana sanat dallarıyla birlikte. Bir de sahne sanatları bölümümüz var, kendi bölümüm. Drama yazarlığı ve dramaturji ana sanat dalı, sahne tasarımı ana sanat dalı, oyunculuk ana sanat dalı olmak üzere toplam 8 bölümümüz var. Bir bölüm daha var, orada öğrenci almıyoruz, orası servis bölümü, temel eğitim bölümü. Yani diğer bölümlere ders hizmeti veriyor. Öğrencimiz yok o bölümde. Profesör Doktor Süreyya Temel, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümleri ve uygulama alanları hakkındaki soruları cevapladı. Sahne sanatları bölümünde uygulama sahnemiz var. Doğal olarak yani yaptığımız işin öğrencilerimizin uygulama kısmının orada yürütülmesi bağlamında bir uygulama sahnemiz var, atölye sahnemiz. Diğer atölye ihtiyacı olan bölümlerimizde heykel bölümü buna iyi bir örnek, seramik iyi bir örnek. Büyük fırınlarımızın olduğu atölyelerimiz var, işte kaynak atölyelerimiz var, ahşap, metal, heykel bölümü için. Müzik bölümü için keza konser salonumuz, mini bir konser salonumuz, sınıftan dönüştürme var her ne kadar yeterli olmasa da. Fakat imkanlar dahilinde şu an eğitim öğretime optimal düzeyde fayda verdiğini düşünüyorum. Profesör Doktor Süreyya Temel, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin mezunlarının iş olanaklarını aktardı. Bizde gelen öğrenci bilir ki ben diplomayı aldıktan sonra piyasada ya kendi atölyemi kuracağım ya da uygun yerlerde çalışmaya bakacağım. Ancak bizden mezun olan diplomasını kullandığımız devlette işe girdiğimiz yerler yok mu? Var tabii ki. Mesela sahne sanatlarından mezun olan öğrencilerimiz devlet tiyatrolarında. Ondan sonra devlet opera balede, müzikten keza mezun olan sanatçılarımız devlet orkestralarında muhakkak açılan sınavlara giriyorlar. Dolayısıyla daha çok dediğim gibi ya serbest çalışmak durumunda kalıyorlar ya da çok nadir olarak açılan devlet sınavlarını takip etmek durumunda kalıyorlar. Aslında iş olanaklarımız yani bize gelen çocuklarla çok da iş peşinde aman ben bitireyim de hemen devlette ya da kadrolu bir işe başlayalım diye düşünmezler. Evet. Profesör Doktor Süreyya Temel çok iyi bir akademik kadroya sahip olduklarının altını çizdi. Bir kere akademik olarak çok iyi bir konumda olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Çok iyi hocalarımız var. Bizde İzmir mezunu var, 9 Eylül Hacettepe var, Mimar Sinan var, evet. Gazi var. Yani eğitim kökenli de var, serbest artist, işte konservatuar kökenli de var. Dolayısıyla bu karma düşünceden oluşan inanılmaz çaplı bir eğitim var. Ve bu açıkçası benim son 3-5 senedir gözlemim buraya geldikten sonra. Sonuçta 150 tane fakülte var bu ülkede. Bu ülkede fakülte dekanları olarak biz her 6 ayda bir sanat dekanları olarak buluşuyoruz. Kendi sorunlarımızı tartışıyoruz. Orada benim edindiğim gözlem yani gittiğim okullardaki izlenimim bizim fakültemizin gerçekten elit bir fakülte olduğu, evet. Akademik düzeyde elit bir fakülte olduğu ve bizden mezun olan çocukların da bu bağlamda çok şanslı olduklarını düşünüyorum.